Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu defa 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hep birlikte neler var onlardan bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Programa bakalım. Neler var programımızda? Fizik, tarih ve matematik yazılarına zaten çalıştınız bile arkadaşlar. Şimdi kimyayı aradan çıkaracağız. Sonrasında da biyoloji, edebiyat ve coğrafya yazılarına çalışmalarımızla yine tabii ki karşınızda olacağız. Yine harika dersleri hep birlikte yapıyor olacağız. Peki 10. sınıf kimyada neler karşımıza çıkacak? Şöyle bir gözden geçirecek olursak videomuzda neler olacak? Arkadaşlar öğrenci notları diyeceğiz. Önemli olan bilgileri şöyle hep birlikte bir gözden geçirmiş olacağız. Aslında sizin derslerinizde tuttuğunuz notları birlikte bir ele alıyor olacağız ve hap bilgilerimiz. Yani çok önemli ama çok küçük bilgiler var ya onların hepsi burada karşımıza yeniden çıkıyor olacak. Şöyle bir özetleyerek geçiyor olacağız. Açık uçlu ve klasik soruları hep birlikte çözüyor olacağız ki yazılda da zaten aslında çok benzer sorular büyük ihtimalle karşımıza geliyor olacak. Ve tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınavının provasını yapacağız arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı hepimiz biliyoruz ki bize çok güzel kaynaklar yayınladı. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan soru tiplerini ve hangi kazanımlardan karşımıza sorular çıkacağını aslında bize söyledi. Oraya göz atmadan asla sınava girmiyoruz arkadaşlar. Şöyle bize kazanım listesi sundu ve farklı senaryolarla hangi kazanımlardan kaçar tane soru çıkacağına dair ...bilgiler sundu. Hatta bununla yetinmedi... ...arkadaşlar. Bazı örnek senaryolar... ...ve bazı örnek sorular yayınladı. Bu ne demek oluyor? Öğretmenlerimiz de... ...bize yazılarımızı hazırlarken... ...bu kaynaklardan faydalanacak ve... ...burada çözülen sorulara... ...çok benzer soruları bize soruyor olacaklar... ...arkadaşlar. O yüzden sınava girmeden önce... ...kesinlikle bu kaynağı göz atmış olmalı... ...ve örnek senaryoları... ...tamamen güzelce çözmüş olmamızda... ...çok büyük fayda olacak. E Biz de tabii ki çalışmamızda... ...bunlara önemli bir yer verdik... ...ve çok benzer soruları... Hani küçük değişikliklerle tekrardan e, çözümlüyor olacağız. hep birlikte arkadaşlar bunları da görüyor olacağız. Peki bu çalışmayı tamamladıktan sonra bize neler düşüyor? Sonrasında biz ne yapacağız? Arkadaşlar tabii ki yazılı notları çok önemli bir kaynak biliyorsunuz. Oldukça küçük ama çok önemli bilgilere yer verilen bir kaynağımız ve içerisinde sadece kimya değil, tüm derslerin e, önemli yazılı notları karşımıza çıkacak. Özellikle e, sınavdan önce hepsine doğru düzgün bir şekilde göz attığımızdan emin olalım. Buradaki arkadaşlar e, kodu kazıyoruz ve kodu aktif hale getirmeyi nasıl yapıyoruz? Onun videosunda hemen Şöyle bir izleyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yazın Notları kitabımızdan ME Portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle Yazın Notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu Tatsu uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Peki bunu da tamamladıktan sonra yazın notları da cebimize koyduk arkadaşlar. Bizim dönem boyunca ödevlendirmelerini yaptığımız Dinamo Kimya kitabı hepinizin elinde var. Çok büyük oranda soruları da çözdük bitirdik biliyoruz arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta var. Kaynağımızın ünitenin sonunda arkadaşlar bize yazılı tipinde soruların yöneltildiği bir test var o testi de çözdüğümüzden emin olalım. Bakın ünite tekrar testleri, ÖSYM tarzı sorular ve son olarak da yazılı tipinde soruların bulunduğu bir test var. Bu testi de çözdüğümüzden emin olalım. Yine çok benzer sorular karşımıza gelebilir ve kaynağımızdaki kare kodlar da arkadaşlar video çözümlerine bizi yönlendirecek ve önemli eksiklerimizi kapatma fırsatı sunacak. O zaman bunu da aldığımıza göre haydi bakalım neler varmış. Şöyle bir özet geçecek olursak Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinden arkadaşlar karşımıza temel kanunlar çıkabilir, kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar yasaları çıkabilir. Tabii ki bu kanunların alt başlıkları olarak mol kavramından sorular gelebilir, tepkime türleri ve tepkimelerin denkleştirmesiyle ilgili sorular gelebilir ve kimyasal hesaplamalar. Bakın bütün sorular ilk üniteden gelecek, e, dolayısıyla da buraya özellikle yoğunlaşmamız gerekecek. Peki biz şöyle bir özetleyecek olursak. Şimdi birinci sınavda zaten kanunlara e, yönelik sorular çoğunlukla karşımıza çıktı. Oraya ağırlık verdik. Dolayısıyla bu sınavda da büyük ihtimalle ve Tabii ki ÖSYM'nin de MEV'in de açıkladığı kazanımlara göre mol kavramından itibaren daha fazla soru karşımıza çıkacak. Peki mol kavramını şöyle bir özetleyecek olursak Avogadro sayısı gibi bir sayımız vardı arkadaşlar. NA sembolü ile gösteriyorduk 602 çarpı 10 üzeri 23'tü bu sayının karşılığı ve diyorduk ki bir mol maddenin içerdiği tanecik sayısını bize bu Avogadro sayısı söyler. Dolayısıyla böyle bir sayıyla mol kavramı arasında bir geçiş ilişkisi kurmamız istenebilir. Kütle yine mol kavramı ile ilgili önemli bir bilgiydi. Diyorduk ki bizim bir maddenin mol kütlesini hesapladığımız zaman bu bizi aslında atıyorum metanın mol kütlesini 16 olarak hesapladık. Hani karbon ve 4 tane hidrojenin atom kütleleri toplamı bize bunu veriyordu. Bu ne demek? Bir tane metan molekülü 16 atomik kütle birimi ya da 1 mol metan molekülü 16 gram kütlesine sahip olmalıydı. Aynı şeyi su için de söyleyebiliriz. Bir tane su molekülü 18 atomik kütle birimi, bir mol ise 18 gramdır şeklinde olacak ve bunlarla ilgili mol geçiş işlemleri bizden istenecek hacimden bahsedecek olursak bak burada karşımıza sadece gazlar çıkacak arkadaşlar. Yani gazların hacmi mol sayısı ile ilişkilendirilebilir ve burada iki tane koşulu bileceğiz. Normal şartlar altında diyorsa yani bir atmosfer basınç ve sıfır santigrat derece sıcaklıkta bir mol gaz Türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Ve oda koşullarında yani gene bir ATM basınç ama 25 santigrat derece sıcaklıkta. Yine türü ne olursa olsun bir mol gaz 24,5 litre hacim kaplıyordu. Ve bu ilişkileri kurmamız beklenecek. Ve burada bağıl atom kütlesi şeklinde bir e, ifademiz vardı bağlı atom kütlesinde bak unutmuyoruz bizim karbon 12 izotopuna bakarak bu hesaplamaları yapıyorduk yani referans atomumuz buydu karbon 12 izotopuna yola çıktığımız zaman da bir tane protonun kütlesini 1 a.k.b benzer şekilde bir nötronun kütlesini de 1 a.k.b olarak belirliyorduk dolayısıyla bir tanecin yapısındaki proton ve nötron sayıları toplamı da bize onun aslında a.k.b cinsinden atom kütlesi karşılığını vermiş oluyor. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinin bir diğer alt başlığı ise tepkime denkleştirmeyiydi arkadaşlar. Denkleştirmeleri yaparken bizim temelde düşündüğümüz nokta şu olacak. Bütün tepkimelerde e, nükleer tepkimeler hariç tabii ki atom cinsi, atom sayısı, toplam kütle ve toplam yük korunmak zorundaydı. Dolayısıyla da biz denkleştirme yaparken özellikle de atom cinsi ve atom sayısının korunmasına odaklanıyorduk. Nasıl yapıyoruz peki? En kalabalık grubu seçiyoruz karşımıza bir tepkime geldiği zaman... O bizim referans noktamız olacak. Ardından diğer taraftaki yani girenlerde ise ürünlere, ürünlerde ise girenlere bakacağız. Buradakilerin tamamını o referansa göre eşitleyeceğiz. Ardından da kalabalığın yanında kim varsa ona eşitleyeceğiz. Mesela C3H8'in oksijenle verdiği tepkimeyi değerlendirecek olursak. Bak buradaki en kalabalık C3H8 değil mi? Şimdi bunu referans alacağız. Bunun içerisindeki bütün atomları diğer tarafta eşitleyeceğiz. Şimdi 3 tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı 3 olmalı. 8 tane hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı 4 olmalı ki 4 çarpı 2'den 8 olsun. Şimdi buranın tamamının kat sayılarını denkleştirdiğimize göre 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. O zaman o 2'nin kat sayısı 5 olacak ki eşitlik sağlansın. Tamam mı? Veya diğer örneğe bakalım. 2 tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 2. Toplam 6 tane hidrojen var. Demek ki suyun katsayısı 3 olmalı. 4 artı 3'ten 7 tane oksijen var. Şimdi burada da 7 oksijen olması lazım. Birisi zaten bu molekülün yapısında var. Demek ki 6 tane oksijen O2'den gelecek. O zaman O2'nin katsayısı 3 olmalı şeklinde denkleştirmelerimizi yapıyorduk. Bir diğer konumuz tepkime türleriydi arkadaşlar. Tepkime türlerinde yanma tepkimelerinden bahsederek başlamıştık. O2 ile herhangi bir maddenin verdiği tepkimeyi yanma tepkimesi olarak isimlendiriyoruz. Yani girenlerde O2 varsa o bir yanma tepkimesiydi. Metallerin yanması yani paslanma, kararma gibi olaylar yavaş yanma tepkimeleriydi. Organik bileşiklerin yanma tepkimeleri de hızlı yanma tepkimeleriydi. Buradaki her iki tepkime türü de e, egzotermik yani açığa ısı çıkararak gerçekleşen tepkimeler olarak değerlendiriyorduk. Bak bir tanesi hariç önemli bilgi arkadaşlar azotun yani N2'nin yanma tepkimesi endotermikti geri kalan bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir diyorduk. Bir diğer alt başlığımız sentez tepkimesiydi arkadaşlar. İki ya da daha fazla küçük parçanın birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelere biz sentez yani oluşum tepkimesi adını veriyorduk arkadaşlar. Burada tabii ki katsayılar önemli değil. Ürünlerde sadece bir tane madde varsa buna sentez tepkimesi diyoruz. Bunun tam tersine de analiz tepkimesi adını veriyorduk. Bu defa da büyük tek bir parça, tek bir bileşiğin parçalanıp daha küçük parçalara ayrılmasına analiz ya da ayrıştırma tepkimeleri diyoruz. Asit-baz tepkimelerine geldiğimiz zaman bir asitle bir bazın tepkimeye girip tuz ve su oluşturduğu tepkimelere e, asit-baz tepkimesi diyoruz. Eğer sulu ortamda gerçekleşiyorsa ve tuz ve su ikisi de çıkıyorsa açığa buna alt başlık olarak nötralleşme tepkimesi diyoruz, tamam mı? Onun dışında asitle baz tepkimeye girip tuz oluşturuyorsa bu onun asit baz olması için yeterli oluyordu. Çözüme çökelme tepkimelerine geldiğimiz zaman da suyun içerisinde oldukça iyi çözünen iki tuzun e, çözeltisini birbirine karıştırdığımız zaman eğer çözünmeyen bir tuz oluşuyorsa yani katı fazla bir tuz görüyorsak buna çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Yani nasıl olacak? İki tane suda çözünmüş madde olacak. Diğer tarafta da bir katı bir tane de suda çözünmüş madde olduğu zaman bu çözünme çökelme tepkimesiydi. Süreç nasıl gerçekleşiyor? Birinin katyonuyla diğerinin anyonu birleşerek dibe çöküyor. İşte bu tepkimeye de net iyon denklemi diyoruz. Yani Ag artı ile Cl eksinin tepkimesinden AgCl'nin oluştuğu tepkimeyi biz net iyon denklemi diyoruz. E böyle bir tepkimede sodyum ve nitrat iyonları da herhangi bir şekilde değişikliğe uğramadığı için onlara da seyirci iyonlar adını veriyorduk. Şimdi o zaman sorularımıza bir bakmaya başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz temel kanunlardan geliyor. CH4 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını bize vermiş. Ardından diyor ki 36 gram karbon ve 16 gram hidrojen elementinin tepkimesinden en fazla kaç gram C3H8 bileşiği oluşur. Arkadaşlar bak bu tarz sorular karşımıza geldiği zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Bize başta verdiği bileşik CH4 ama sonradan istediği bileşik C3H8. Dolayısıyla burada aslında bir katlı oran kullanacağız. Aynı elementlerden oluşan farklı bileşikler. Bu tarz soruların çözümünde de şuna gitmemiz gerekiyor. Her zaman için Atom kütleleri arasındaki oranı bilirsek bütün bileşiklerdeki e, kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Nasıl yani? Bize CH4 için orana 3 olarak vermiş ya. O zaman diyeceğiz ki bir tane karbonun 4 tane hidrojene olan oranı demek ki 3 olmalıymış. Değil mi? bu bize bunu söylüyor. O zaman bizim bulmamız gereken şey karbonun hidrojene oranı. Yani atom kütleleri arasındaki oranı sadece 4'ü karşıya çarpı olarak attığımız zaman 4 çarpı 3'ten 12 olduğunu bileceğiz. Demek ki bir karbon atomunun kütlesi bir hidrojen atomunun kütlesinin 12 katıymış. O zaman artık bu bilgiyi kullanarak bizden istediği herhangi bir bileşikle ilgili yorum yapabiliriz. Şimdi C3H8'den bahsediyorsak buradaki karbon kütlesinin hidrojen kütlesine oranı tabii ki 3 tane karbonun 8 tane hidrojene olan oranı olması gerekiyor. Şimdi karbonla hidrojen arasındaki oranında 12'ye 1 olduğunu bildiğimize göre demek ki bu oran aslında 3 çarpı 12 bölü 8 çarpı 1 olmalıymış o arkadaşlar. Demek ki buradaki en sade halini e, bularak işlemimizi yapabiliriz. Yani 9 bölü 2 gibi bir oran bizim için yeterli olacak. Şimdi bu e, C3H8 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı. Yani bunu şöyle yapacak olursak karbon ve hidrojenin birleşerek C3H8'i yani propanı oluşturduğu tepkimede 9 gram karbon tepkimi... 2 gram hidrojenle girecek ve bunların tabii ki toplamı olarak 11 gram bileşik oluşturacak. Bize bu oran bu bilgi veriyor öyle değil mi? Şimdi bize demiş ki eğer karbondan 36 gram hidrojenden 16 gram olursam bundan ne kadar oluşur? Şimdi soru zaten bu ama bu doğrudan ikisinin toplamı bize C3H8'in kütlesini verecek demek olmuyor. Bu oranlara göre e, belli miktarlarda harcanması gerekiyor. Bunda nasıl değerlendireceğiz? Hangisi öncelikle biter ona karar vermemiz gerekiyor. Bak 9'a 2 oran vardı değil mi? O zaman biz karbondan 36 gram harcadığımız zaman, yani 9'un 4 katı kadar harcadığımız zaman burada hidrojenden 2'nin 4 katı kadar harcamamız yeterli olacak. Yani 36 gram karbon harcadığım zaman sadece 8 gram hidrojen harcıyor olacağım. Dolayısıyla toplamı kadar yani 44 gram bileşik elde edeceğim. Bu ne demek oluyor? 36 gramlık karbonun tamamı biterken 8 gram hidrojen artan madde olarak elimde kalacakmış ve bileşiğin kütlesi C3H8 kütlesi 44 gram olmalıymış. Cevabımız da 44 olacak bu soru için. Bir diğer soruya geçecek olursak bak Avogadro sayısını gördük demek ki artık mol sayısı ile ilgili bir soru gelecek karşımıza. Azot ve oksijen elementlerinin atom kütleleri sırasıyla 14 ve 16 gram bölüm olmuş. Yani ne demek oluyor? Birer mollerinin gram cinsinden kütleleri bunlarmış. Buna göre 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeren n 2 o 5 bileşiğinin kütlesini gram cinsinden ve işlem basamaklarını da göstererek bulunuz diyor. Bu ifade Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yayınladığı sorularda da sıklıkla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Basit oran orantılar kurabiliriz. Şimdi bizim bilgimiz neydi? 1 mol madde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek oluyordu. Öyle değil mi? Avogadro sayısını zaten bize verdi soru. Ama bizim elimizde 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu var. O zaman bunun kaç mol olduğunu şöyle basit bir oran orantıyla hesaplayabiliriz. Şimdi yarısı olduğuna göre demek ki 0.5 mol olduğunu bulabiliriz. Ama şuraya dikkat edeceğiz. E, bu kadar oksijen atomu içeriyormuş. Yani bu molekülün mol sayısı değil ki sadece oksijen atomunun mol sayısı. O zaman diyeceğiz ki bu bileşiğin 1 molünü aldığım zaman... N2O5 dediğine göre içerisinde 5 mol oksijen atomu olması gerekiyor öyle değil mi? O zaman 0.5 mol oksijen atomu içerenin kendisi kaç mol olmalıdır deyip önce bir molekülün kendi mol sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdi onda biri olduğuna göre demek ki elimizde 0.1 mol aslında N2O5 bileşiği yer alacak. Öyle değil mi? Mol sayısını bulduk. Peki kütleyi nasıl hesaplayacağız? Kütleyi hesaplarken de önce bir mol kütlesini bulmamız gerekiyordu. Yani N2O5 bileşiğinden bahsediyorsak. Şimdi demiş ki azotun 14 yani 2 çarpı 14 azottan gelecek. Artı Oksijenin de 16 olduğunu söylüyor. Yani 5 çarpı 16 da oksijenden gelecek. Dolayısıyla 80 artı 28'den 108 gram bölü mol buradaki molekülün kütlesi olacak. Yani bu ne demek oluyor aslında? 1 molen 2O5 aldığımız zaman 108 gram kütlesinde olmasını bekliyoruz. Ama bizim elimizde 0.1 mol vardı. O zaman bunun kütlesi nedir deriz? Yine basit bir oran orantıyla 0.1 çarpı 108'den 10,8 gramlık bir bileşiğe sahip olduğumuzu hesaplamış oluruz. Bir diğer soruya bakacak olursak. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C4H6 gazının içerdiği mol atom sayısını işlem basamaklarını göstererek bulunuz diyor. Yine mol sayısında hep belli işlemler geçişler yapacağız. Şimdi NŞA ya da NK diyorsa arkadaşlar bizim bilgimiz şu. E bir de gaz olduğunu söylemiş. Bir mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplamak zorundaydı öyle değil mi? Ama bizim elimizdeki gaz 11,2 litre hacim kaplıyormuş. O zaman bu oran orantı bize elimizdeki maddenin mol sayısını söyleyecek. Şimdi yarısı olduğuna göre demek ki elimizde 0.5 mol C4H6 gazı var. Şimdi C4H6 yapıya baktığımız zaman 4 karbon 6 tane de hidrojen içeriyor ve bizden mol atom sayısını sorduğuna göre yeni oran orantımız şu olacak. Bu maddenin 1 molü 10 mol atom içermektedir. Bu 10 mol atomun da 4'ü karbon 6'sı hidrojendir değil mi? Elimizdeki maddenin mol sayısı 0.5 olduğuna göre bunun içerdiği atom sayısı kaçtır dememiz yeterli olacak. 0.5 çarpı 10'dan 5 mol atomu toplamda içerdiğini basitçe hesaplamış olacağız. Gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Tabii ki denkleştirmeden de karşımıza illaki soru gelecek. Nasıl yapıyorduk denkleştirme sorunu? Şimdi en kalabalık grubu kendimize referans olarak seçiyoruz. Ardından da diğer tarafta buna bakarak eşitleme sağlıyoruz tamam mı? Ve eğer bu şekilde organik bileşiklerin yanma tepkimesi karşımıza çıkarsa ürün zaten her zaman karbondioksit ve su oluyordu. Ve bu tarz tepkimelerde karbon, hidrojen, oksijen sıralamasını takip etmek bizim işimizi her zaman kolaylaştıracak. Tamam Ne yapacağız o zaman? Bunun yapısında toplam 5 karbon var. Demek ki karbondioksitin kat sayısı 5 olmalı. Toplamda 10 tane hidrojen var. Demek ki suyun katsayısı da 5 olacak ki 5 çarpı 2'den 10 tane hidrojen olsun. Şimdi karbon hidrojen tamamlandığına göre oksijen sayısını eşitlememiz lazım. Toplamda 10 artı 5'ten 15 tane oksijen burada var. Burada da 15 oksijen olması lazım. İkisi zaten burada. Demek ki 13 tane oksijenin hepsi O2'den gelecek. Bunu da 13 bölü 2 ile sağlayabiliriz. Arkadaşlar böyle bir durum karşımıza çıktığı zaman bak şu ifade bizden başka bir şey istiyor demek oluyor. Yani burada rasyonel bir sayı olmaması gerekiyor. O zaman ne yaparız? Bütün katsayıları 2 ile genişlettiğimiz zaman buradaki rasyonelliği gidermiş oluruz. Dolayısıyla aslında şunun katsayısı 2 olmalı, bunun katsayısı 13 olmalı, karbondioksitin katsayısı 10 ve suyun katsayısı 10 olmalı. Bu şekilde en küçük tam sayılarla denkleştirmiş olabileceğiz. Tepkime türlerinden karşımıza soru gelecek arkadaşlar. Mesela e, yine paylaşılan sorularda da benzer bir nitelik var. Bize bazı denklemler verip bunların türlerini bizim belirlememizi isteyebilir. Şimdi ilk tepkimeye baktığımız zaman girenlerde o ikiyi görüyoruz o zaman hemen yapıştırırız bu bir yanma tepkimesidir diye. İkinci tepkimeye bakıyoruz bak girenlerde tek bir madde var ürünlerde bu madde parçalanmış. Parçalanma ayrışma yani bir diğer adıyla demek ki karşımıza bir analiz tepkimesi var diyebiliriz. Üçüncü tepkimeye bakıyoruz. İki tane madde birleşip tek bir madde oluşturuyor. Yani bir bütünü oluşturuyor diyebiliriz. Analizin tam tersi anlamına gelen sentez tepkimesi var karşımızda diyeceğiz o zaman. Beşinci türde arkadaşlar bir bazın bir asitle tepkimeye girerek bir tuz ve bir su oluşturduğunu görüyoruz. Demek ki bu tepkime asit-baz tepkimesi veya hem tuz hem su açığa çıktığı için nötralleşme tepkimesi olarak değerlendirilebilir. Eğer bir tepkimede mesela açığa suyun çıkmadığını görüyorsak ama yine asitle bazın tepkimesi yoksa bu sadece asit baz tepkimesidir. Ya da sulu ortamda gerçekleşmemiş ama asitle bazın tepkimesi ise yine asit baz tepkimesi ama nötralleşme değildir dememiz gerekecek. Son tepkimeye geldiğimiz zaman suda çözülmüş bir tuz, suda çözülmüş başka bir tuzla tepkimeye girip katı halde bambaşka bir tuz ve yine suda çözülmüş bambaşka bir tuz oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi birinin katyonu ile diğerinin anyonu birleşerek Katı ile bir tuz oluşturuyorsa dipte bir çökelme oluşacağı için bu tarz tepkimelere de çözünme çökelme tepkimesi adını veriyorduk arkadaşlar. Bu şekilde türleri belirlemiş olacağız. Geçelim bir diğer sorumuza. Bu sorumuz arkadaşlar karşımıza kimyasal hesaplamalardan geliyor. Buradan da yine e, soru gelmeme ihtimali yok diyebiliriz. En önemli kısım hatta burasıdır diyebiliriz. Şimdi ne demiş bize? 22 gram C3H8 bileşiğinin tam verimle yanma tepkimesinden bak Böyle bir soruyu gördüğümüz anda arkadaşlar eğer soru bize tepkimeyi vermemişse o tepkimeyi yazıp denkleştirmek zorundayız. Bazı sorularda tepkimeyi verecek ama denkleşmemiş halini verecek. Denkleştirmeyi yapmamız gerekecek. E bazı sorularda da direkt denk halini vereceği için e, o sorunun üzerinden hemen denklem üzerinden işlem yapabiliriz. Ama burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi demiş ki C3H8'i alacağız yakacağız. Sorunun geri kalanını okumaya bile gerek yok. Bu tepkimeyi denkleştirmemiz illaki gerekecek çünkü. Ve ne demiştik? Eğer şu bileşik organik bir bileşikse karbon, hidrojen ve oksijen dışında bir şey içermiyorsa ürünler her zaman için karbondioksit ve su olmak zorunda ki zaten karbondioksitin açığa çıktığını soru da bize bir şekilde belirtmiş. Hemen denkleştirelim. 3 tane karbon var o zaman karbondioksit 3 olmalı. 8 hidrojen var suyun katsayısı 4 olmalı. Toplamda 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. O zaman O2'nin kat sayısı 5 olmalı. Bak denkliğimizi sağladık. Bize demiş ki burada karbondioksit gazının normal koşullarda kaç litre hacim kapladığını sen bul diyor. Şimdi yapacağımız şu olacak. Bize herhangi bir maddenin miktarını soru zaten içerikte vermiş olacak. Şimdi 22 gram C3H8 demiş değil mi? Onun molünü bulmamız gerekecek. O zaman diyeceğiz ki C3H8 dediğimiz 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1. Yani 3 tane karbon 8 tane hidrojenden oluşur ve dolayısıyla da bu 44'tür bulacağımız değer. Bu ne demek oluyor? 1 mol C3H8 44 gramdır demek oluyor. E bize 22 gram olduğunu söylemiş. O zaman 22 gramsa kaç moldur deyip mol sayısını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Yarısı olduğuna göre demek ki 0.5 mol C3H8 tepkimeye girmiştir. Şimdi buradaki karbondioksit hesaplamamızı istiyor ya. Yapacağımız şu olacak. Eğer C3H8 0.5 molse, bak kat sayılarla orantılı olmak zorunda. Yani bundan 0.5 harcıyorsam eğer bunun 5 katı yani 2.5 mol oksijen harcamam gerekiyor. Bunun 3 katı yani 1.5 mol karbondioksitin oluşması gerekiyor. 4 katı yani 2 mol de suyun oluşması gerekiyor bu tepkimede. Ve benden karbondioksiti istediğine göre ve onun da hacmini istediğine göre yapacağım iş şey şu olacak. 1 mol gaz türü ne olursa olsun normal koşullar diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordu öyle değil mi? O zaman benim elimdeki karbondioksitten 1,5 mol olduğuna göre bunun hacmi kaçtır diye sormam yeterli olacak. E 1,5 katı olduğuna göre 22,4'ün 1,5 katı yani 33,6 litre hacim kaplayacağını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Yine kimyasal hesaplamalardan bir soru var karşımızda. N2 ve H2 gazlarının tepkimesi sonucu NH3 bileşiği elde edilmektedir. Bak tepkimeyi bize söyledi al bunu bir yaz sonra da denkleştir dedi. N2 ile H2 tepkimeye girecek ve NH3 oluşacak. Bunun denk olmasını nasıl sağlarız? Bak iki tane azot var. Demek ki NH3'ün kat sayısı 2 olmalı. Toplam 6 hidrojen oldu. O zaman hidrojenin kat sayısı da 3 olacak ki eşitliği sağlayalım. Şimdi diyor ki buna göre 28 gram N2 var. 10 gram da H2 var. Şimdi tam verimli de tepkime gerçekleşeceğini söylüyor bize. O zaman yapacağımız ne olacak arkadaşlar? N2'nin mol kütlesini bir bulalım. 2 çarpı 14'ten 28'miş. O zaman 28 gram dediğine göre demek ki elimizde 1 mol N2 var. 10 gram da H2 varmış. H2'nin mol kütlesini bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 2'den 2'ymiş. E 1 molü 2 gram olduğuna göre 10 gramı tabii ki 5 mol olmalıymış. Bak başlangıçta demek ki benim elimde 1 mol N2 var. 5 mol H2 var. E tepkimenin başlangıcından bahsettiğime göre elimde tabii ki hiç ürün yok. Şimdi değişim durumuna gelecek olursak artan madde problemlerinde bu tabloyu çizmemiz çok önemli olacak bizim için. Hemen şu soruya gideceğiz. Şimdi başlangıç koşulları buysa 1 mol N2 harcarsam katsayısı 3 olan H2'den 3 mol harcamam yeterli olacak değil mi? Yani 5 mol olmasına rağmen demek ki bunun hepsini harcamayacağım ben. O zaman N2'den 1 mol H2'den 3 mol harcayacağım. NH3'ten de 2 mol oluştuğunu göreceğim çünkü katsayısı 3. Dolayısıyla son durumda ne oldu? Bak N2 bitti. Elimde 2 mol H2 artan madde olarak kaldı ve 2 mol de NH3 oluştu. Burada demek ki sınırlayıcı bileşen de N2'ymiş arkadaşlar biten madde o olduğuna göre. Peki bizden ne istiyordu? Bu tepkime tam verimle gerçekleşirse kaç gram NH3 elde edilebilir? NH3 2 mol olacaktı arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki NH3'ün hemen onu da mol kütlesini hesaplayalım. 14 artı 3 çarpı 1'den 17 olması gerekiyor. Yani 1 mol NH3 17 gram kütlesine sahipmiş burada hesapladığımıza göre ve bizim elimizde 2 mol olduğuna göre bunun kütlesi kaçtır diye soruyor aslında. Sadece 2 katını almamız yeterli. Demek ki böyle bir tepkimeden 34 gram amonyak elde edeceğim ve 2 mol yani toplamda 4 gram hidrojen de artan madde olarak elimde kalacak. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer sorulara gelecek olursak arkadaşlar Dediğimiz gibi kesinlikle sınava girmeden önce bu sorulara şöyle bir göz atıp e, tamamını çözdüğünüzden emin olun lütfen. Bir tepkime vermiş diyor ki bu tepkimin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş halini yazınız. Çok benzer bir soru karşımıza çıktı dediğimiz gibi. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir de burada karbonları, hidrojenleri görüyoruz zaten. Dolayısıyla karbondioksit ve su çıkacak ve ilerleyeceğimiz yöntem karbon, hidrojen, oksijen sıralaması olacak. Şimdi toplamda 3 tane karbon var. Demek ki karbondioksitin kat sayısı 3 olmalıymış. Toplamda 6 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı da 3 olmalı ki hidrojenler eşitlensin. Toplamda 6 artı 3'ten 9 tane oksijen ürünler de var. Girenlere baktığımız zaman 2 tanesi burada. Demek ki O2'den 7 tane oksijen gelmeli. Bunu nasıl sağlarız? O2'nin katsayısı 7 bölü 2 olur. Ama en küçük tam sayı dediğine göre yapmamız gereken şu şey olacak. Hepsini 2 ile genişleteceğiz. Yani bunun katsayısı 2 olacak. O2'nin katsayısı 7 olacak. Karbondioksitin katsayısı 6 ve suyun katsayısı 6 olacak. Bu şekilde de hepsi tam sayı bir şekilde denkleşmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bir de şöyle çok benzer bir soru yayınladı bize arkadaşlar. Ne dedi peki? Bu tepkimeler numaralandırılarak verilmiş. Bunların türlerini belirle. Hemen ilk tepkimeye bakıyoruz. Girenlerde O2'yi görüyoruz. Başka detaya takılmaya gerek yok. Demek ki bu bir yanma tepkimesiymiş. İkinci tepkimeye baktık. Girenlerde bir bütün var. Büyük bir parça küçük parçalara ayrışmış ayrışma tepkimesi. Yani demek ki bu bir analiz tepkimesidir dedik. Üçüncü tepkimeye baktık arkadaşlar. Suda çözülmüş iki tane tuz var. Ardından katı halde bir tuz oluşturuyorlar ve suda çözülmüş başka bir tuz oluşturuyorlar. Demek ki bu ne olacak arkadaşlar? Bu katı çökelme olduğuna göre bu bir çözülme çökelme tepkimesidir şeklinde türlerimizi belirlemiş olacağız. Web'in yayınladığı bir diğer soru tipinde de şöyle bir şey karşımıza çıktı arkadaşlar. 80 gram kalsiyum katısı ile 64 gram oksijen gazı %25 verimle tepkimeye girip kalsiyum oksit katısını oluşturuyor diyor. Buna göre oluşan kalsiyum oksit katısının mol sayısını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar bak verim sorusu geldiği zaman karşımıza. Şimdi biz yine de yüzde yüz verimle gerçekleşseydi ne olurdu gibi düşünüp en son verimle ilgili yorum yapacağız. Tamam mı? Yapacağımız ne olacak o zaman? Şimdi kalsiyum var. Bize diyor ki oksijenle tepkimeye girsin ve kalsiyum oksit katısını oluştursun. Şimdi denk değil bu haliyle. Önce bir denkleştirmemiz lazım. 2 tane oksijen var. O zaman CaO'nun katsayısı 2 olmalı. Şimdi kalsiyumların değişitlenmesi için kalsiyumun katsayısının da 2 olması gerekiyor. Şimdi tepkime denkleştirdik. O zaman az önce yaptığımız tabloyu yeniden oluşturabiliriz. Kalsiyum 1 molü 40 gram olduğuna göre 80 gramı tabii ki 2 mol olması gerekecek. Yani başlangıçta benim elimde 2 mol kalsiyum varmış. Oksijen 2 çarpı 16'dan 1 mol 32 gram. 64 gram oksijen dediğine göre yani 2 kat olduğuna göre demek ki 2 mol de oksijen var. Tabii ki başlangıçta elimde hiç kalsiyum oksit yok. Şimdi nasıl bir değişim gerçekleşmesini bekleyeceğiz? Kalsiyumun 2 molünü de harcarken benim sadece 1 mol oksijen kullanmam yeterli olacak. Demek ki kalsiyumu tamamen harcarken sadece 1 mol oksijen harcayacağım ve kat sayısı 2 olduğu için 2 mol de kalsiyum oksit oluşacak. Yani son durumda Kalsiyum tamamen bitmiş olacak. Demek ki sınırlayıcı bileşen kalsiyum oksitmiş. Buna karşılık 1 mol oksijen artan madde olarak elimde kalacak ve 2 mol kalsiyum oksit oluştuğunu göreceğiz. Şimdi bu bak girenlerden herhangi birinin bittiği durum tepkimenin %100 verimle gerçekleştiği durumdur. Yani bize diyor ki eğer bu tepkime tamamen gerçekleşirse 2 mol kalsiyum oksit oluşur. Eğer %100 iken 2 mol oluşuyorsa kalsiyum oksit %25 iken ne kadar oluşmasını bekleriz. Tabii ki 4'te 1 olduğuna göre bunun da 4'te 1'ini olacağız. Yani 0.5 mol kalsiyum oksitin oluşmasını bekleyeceğiz böyle bir tepkime sonucunda. Birkaç tane de test sorusu çözelim arkadaşlar hep birlikte. 200 gram kütlesinde saf olmadığı bilinen kalsiyum karbonat katısının tam verimle kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazını oluşturduğu tepkime diyor bak. Tepkimenin bütün adımlarını bize söylemiş. Hemen yazalım. Elimizde CaCO3 katısı varmış bu tepkimeye giriyormuş. CaO katısını oluşturuyormuş ve CO2 gazını oluşturuyormuş. Diyor ki burada katı kütlesinin 156 grama düştüğü görülüyor buna göre başlangıçta kullanılan kalsiyum karbonatın saflık yüzdesi kaçtır? Şimdi şöyle değerlendirmemiz gerekecek arkadaşlar. Başlangıçta 200 gramlık bir katı vardı. Sonrasında 156'ya düştüğüne göre demek ki aradaki bu 44 gram uçtu gitti. Nasıl uçabilir? Karbondioksit gazı olarak tabii ki uçmuş olabilir. E, katı kütlesindeki azalmayı buradan hesaplayabiliriz. Demek ki karbondioksitin kütlesi 44 grammış. O zaman bizim ihtiyacımız bunun mol sayısını bulmakta, öyle değil mi? Şimdi karbondioksitin mol kütlesini hesaplarsak e, 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 olarak bulacağız. Demek ki arkadaşlar karbondioksitten 1 mol oluşuyormuş. Şimdi ne dedik? Buradan 1 mol oluşabilmesi için hepsinin kat sayısı 1. 1 mol bundan oluşması gerekiyor ve 1 molde kalsiyum karbonatın harcanması gerekiyor. O zaman elimizdeki e, kalsiyum karbonat katısının saf hali, en saf hali 1 molmuş değil mi? Gidip biz bunun kütlesini bir hesaplarız. Kalsiyum karbonat 40 kalsiyumdan gelecek, 12 karbondan gelecek, 3 çarpı 16 oksijenden gelecek ve burayı 100 olarak bulacağız. Yani ne demek oluyor? 1 molü 100 gram demek oluyor. Ve zaten 1 mol elde ettiğimize göre Demek ki 100 gramlık bir kalsiyum karbonat katısı tepkimede harcanmış. Ama bizim başlangıçta sahip olduğumuz kütle 200 gramdı. O zaman bu 200 gramın 100 gramı safmış. Buna göre yüzde kaçı saftır demiş olacağız. Yani e, yarısı olduğuna göre demek ki yüzde 50 saflıkta bir katı varmış. Ve biz bunun e, saf kısmının tamamını bileşenlerine bu şekilde ayırmışız. E, tabii ki şıkkımızı da hesaplayalım zıplamadan önce. %50 olduğuna göre cevabımız C seçeneğinde olacak. Bir diğer soruya bakacak olursak 32'şer gram CH4 ve O2 gazlarının yanma tepkimesi diyor. Hemen yazalım tepkimemizi o zaman. CH4'ü almışız. O2 ile tepkimeye sokmuşuz. Ne demiştik arkadaşlar? Ürün olarak mecburen karbondioksit ve su oluşacak. Her zaman olduğu gibi. Şimdi denk haline getirelim. Bir tane karbon var. Bir tane karbon var. 4 tane hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı iki olmalı. Ürünlerde toplam 4 oksijen olduğuna göre O2'nin kat sayısı iki olacak. Şimdi denkleştirmemizi tamamladık. Bize diyor ki 32 kişiler gram CH4 ve O2 var. Şimdi CH4'ün mol kütlesi 12 artı 4'ten 16 olacak. O zaman 1 mol 16 gram olduğuna göre 32 gramı 2 moldür diyeceğiz. Başlangıçta 2 mol metan var. O2'ye gelecek olursak O2'nin 16 çarpı 2'den 32 olduğunu biliyoruz mol kütlesinin. E 32 gram olduğuna göre demek ki bundan 1 mol var. Şimdi başlangıçta bizim elimizdeki miktarlar buymuş. Peki değişim kısmına gelecek olursak gene %100 verimle gerçekleştiği duruma bakıyoruz tamam mı? Eğer 2 mol metanın tamamını harcamak istiyorsam benim 4 mol oksijen ihtiyacım var. Ama Elimizde sadece 1 mol var. Demek ki buradaki sınırlayıcı bileşen oksijen olmak zorundaymış. Eğer oksijenin tamamını harcarsam yani bu 1 molü harcarsam metandan sadece 0.5 mol harcamam yeterli olacak. Buna karşılık kat sayısı 1 olduğu için 0.5 mol karbondioksit oluşacak ve yine kat sayısı 2 olduğu için 1 mol su oluşacak. Yani son durumda benim elimde 1.5 mol metan artan madde olarak kalacak oksijen tamamen bitecek ve 0.5 mol karbondioksit ve 1 mol de su oluşmasını bekleyeceğiz. Tamam mı? Bak bu %100 verimle gerçekleşen durumdan bahsederken kullanacağımız durum. Ama bize demiş ki 9 gram su bileşiği oluşuyor. Şimdi suyun mol kütlesi kaçtı arkadaşlar? 2 hidrojenden gelecek, 16 da oksijenden gelecek ve 18 olarak bulacağız. Dolayısıyla 1 molü 18 grammış. O zaman 9 gramı 18'in yarısı olduğuna göre 0.5 mol olmalı değil mi? Demek ki 0.5 mol su oluşmuş sadece. O zaman katsayılara göre bunu yazdığımız zaman. Demek ki 0.25 mol karbondioksit oluşmuş. Buna göre oksijenden harcanan madde de kat orantılı olacağına göre 0.5 olmalıymış. Ve metandan harcanan kütle de mol sayısı da daha doğrusu 0.25 mol olmalıymış. Şimdi o zaman bu tam verimle gerçekleşen bir tepkime değil. Tam verimle gerçekleşseydi bir harcanacaktı daha doğrusu bir oluşacaktı. Şu anda 0.5 oluştu. Demek ki yüzde 50 verimle gerçekleşmiş. Yani yarı yarıya gerçekleşmiş diyebiliriz. İkinci doğru. Sınırlayıcı bileşen metandır diyor. Oysa ki tepkime tam verimle gerçekleşseydi oksijen bitecekti. O zaman sınırlayıcı bileşen oksijendir diyeceğiz. Tepkime sonucunda 16 gram O2 artmıştır diyor. Şimdi ne dedik? Başlangıçta 1 mol vardı. Biz bunu 0.5'in harcadık. Yani 0.5 mol artan olarak kaldı. Bu artan maddemiz. E 1 mol 32 idi onu hesapladık az önce zaten. O zaman 0.5 mol arkadaşlar e, tabii ki 16 gram olacak. Yani üçüncü ifademiz de doğrudur diyeceğiz. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüler doğru olduğu için cevabımız tabii ki D seçeneğinde yer alacak. Bir diğer soruya bakacak olursak bize bir tepkime vermiş bu tepkimelerin hangileri doğrudur diye ifadelerden bahsedersek. Şimdi tepkimenin suda suda katı suda olduğunu görüyoruz. Yani çözülmüş tuzlar çözülmemiş ve dibe çökmüş başka bir tuz oluşturuyor. Dolayısıyla kesinlikle çözülme çökerme tepkimesidir bir doğru. Net iyon denklemine gelecek olursak dedik ki arkadaşlar dibe çöken katının oluşum tepkimesi aslında bize e, net iyon denklemini verir. Bu nasıl oluştu? Nasıl meydana geldi? Kalsiyum artı iki iyonlarının karbonat ile tepkimeye girip oluşması sonucunda meydana geldi. Dolayısıyla e, bu ifademiz doğrudur. Potasyum ve nitrat iyonları girenlerde de ürünlerde de iyon halde suda çözülmüş halde duruyor değil mi? Onlar dolayısıyla bizim tepkimemizin seyirci iyonlarıdır. Üç ifademiz de doğru olduğu için cevabımız tabii ki E seçeneğindedir diyeceğiz. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve harika bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.